Tamam da şöyle bir git. Şu katuştu var, koca bir katuştu var. Şöyle gidiyor asansız. Ya bu çok büyük yapı. Anadolu'da değil mi? Zıkıtan'da benzeri. Aslında terk etler. Böyle bir yanı. Ve bu aslında bir kere de yanamaz. Hı hı. Bir ay yıkılırken ciddi anlamda bir büyük felaket. Büyük bir yangın var. Ve bir şey değil yani, aslında koca bir duvar oradan başlıyor. Yani şu içinde bak taş halen. Şimdi 1000 dereceye yakın ısı lazım. Yani bayağı artık şey olmuş, böyle petrol gibi. Şimdi bizim bu alanda çalışmamızın sebebi Asurlu tüccarlar gelmeden önce Anadolu'nun halini araştırmak. Ve şimdiye kadar aslında bilinen genel geçer kavram olarak Asurlu tüccarlardan önce Anadolu'da büyük bir merkezi krallık ya da bir otorite yoktu. Daha küçük şehir beylikleri vardı, daha küçük ordulara sahip ya da kuvvete sahip beylikler kendi bölgelerini kontrol ederlerdi. Şimdi bizim 2010 yılında ağırlıklı olarak başladığımız bu tepe çalışmaları sırasında açığa çıkardığımız çok büyük bir bina var. Arkada görülen binanın kısmen bir kısmı şu anda görebilirsiniz. Ve bu yapı şimdilik açığa çıkardığımız kadarıyla daha 1/4'ünü ancak açığa çıkarabildik. Yani daha 1/4'lük kısmı toprak altında ve çalışmalar da o plana bağlı olarak da yürüyor. Yani planı tespit etmek için çalışıyoruz. Ve bu yapının özelliği aslında gayet doğal olarak bütün dünyadaki medeniyetler, uygarlıklar nasıl sona erer? Bir yangın, bir afet, bir deprem ya da bir başka felaketle sona erer. Bizim bu yapılar yaklaşık olarak günümüzden 4200 yıl önce büyük bir yangınla sona ermiş. Ve bu yangın neticesinde bu duvarları, yapının duvarları ki aşağı yukarı 20 odasını tespit ettik şimdiye kadar, neredeyse cam haline gelecek kadar yüksek ısıda yanmış. Kerpiçler erimiş, taşlar erimiş. Bu derecede yüksek bir ısıya maruz kalmış. Bunun sebebi muhakkak ki bu yapının inşaatında kullanılan çok sayıdaki ağaç ve özellikle de bizim yağlı ağaç dediğimiz, reçineli ağaç dediğimiz çam, ardıç gibi sağlam ağaçların burada bol olarak bulunması ve gerçekten de bütün alan içinde bu yangını tespit etmek mümkün. Ve bu yangın ile birlikte yani 4200 yıl öncesinde bu Kültepe'deki bütün anıtsal binalar sona eriyor. Neredeyse o krallık sona ermiş ve onun üstüne de son derece aslında ilkel diyebileceğimiz, zayıf duvarlı, eğri büğrü diye şekillendirebileceğimiz kadar düzensiz duvarlara sahip küçük yapılar yapılmış. Yani anlaşıldığı kadarıyla burada bir otorite değişikliği olmuş. Daha doğrusu otorite yıkılmış ve yerine yeni bir otorite kurulamamış. Yeni bir krallık kurulamamış ve insanlar burada kendi hallerinde, kendi ihtiyaçlarına yetecek düzeyde evler yapmışlar. Herhangi bir şekilde kamusal bina ile karşılaşmıyoruz. Yani burada bir otorite kalmamış. Aslına bakarsanız bu bizim için son derece önemli. Şimdi yaklaşık 20 kadar odasını biz açığa çıkardık. Hemen hemen hepsi az, orta ya da şiddetli bir şekilde yangına maruz kalmış. Ve aslına bakarsanız maruz kaldıktan sonra, bu felaketten sonra bu yapılar terk edilmiş. Fakat
anladığımız kadarıyla daha sonra tekrar kullanılmış. Nedir? Bu kalın duvarlı yapıların üstüne daha ince duvarlı başka yapılar eklenerek belki depo niteliğinde tekrar kullanılmaya devam etmiş. Ama içlerindeki malzeme olarak hemen hemen hepsi terk edildiği için ya yangından önce haberleri olduğu için çekilip eşyalarını boşaltmışlar. Ancak içlerinde birkaç küp dışında başka bir buluntu ele geçmiyor. Ama bizim için o buluntulardan daha ziyade önemlisi aslında içindeki organik maddeler. Yani kömür olabilir, tohum olabilir, kemik olabilir. Bunlarla zaten biz o dönemleri hem tarihlendiriyoruz hem de bu dönemlerle ilgili olarak iklimsel değişikliklere, özellikle de bazı tohumlar o açıdan önemli. Ya bunların analiz edilmesi sonrasında bölgedeki yağış miktarına kadar bunlar tespit edilebiliyor ve bu da bizim az önce söylediğimiz hikayeyi destekleyecek mi, desteklemeyecek mi bunun araştırmasını yapıyoruz.